Selam, ben Davut'tan. Dostlar, uzunca bir zamandır şimdi söyleyeceğim şeyleri söylemek için bu tarz bir video paylaşımı yapmayı düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş. Bunları söylemek artık elzem hale geldi. Hani derler ya, vacip hale geldi. Gerçekten bunları söylemek zorundayım. Bu tarz bir açıklama yapmak zorundayım. Belki bunu bir nefsi müdafaa olarak görebilirsiniz ya da bir özür olarak da görebilirsiniz. Her ikisi için de bu tabirleri kullanmak bence caizdir, mümkündür. Şimdi birçok arkadaş birçok mesele hakkında fikrimi merak ediyor, soruyorlar. Zaman zaman bazı videolarım içerisinde sorulan o sorulara cevaplar sadedinde bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Hatta önceki dönemlerde, yıllarda sorulan sorulara cevap olsun niyetiyle hasaten o sorulara cevap sadedinde cevap videoları da vermişliğim, paylaşmışlığım vardır. Bunu bilirsiniz. Ya da videolarım içerisinde kısa kısa da olsa o sorulara cevaplar veriyoruz. Ama zaman zaman şunları da söylüyorum dostlar. Politikayla alakalı herhangi bir açıklamada bulunmak istemiyoruz. Politikanın o dünyasına girerek başınızı ağrıtmak ya da kendi başımı ağrıtmak da istemiyorum, açık konuşayım. Çok da ilgilendiğim bir saha değil. Yani ilgisiz olduğum, bilgisiz olduğum bir sahadır demiyorum. Kesinlikle öyle değil. Ama gerçekten çok da ilgilendiğim bir saha değil. Çok kalpak bir zemini var dostlar. Tam bir kurtlar sofrası. Her ne kadar dini konularda bunları söylemek de mümkün olsa da en azından dini konularda dostlar baya baya bir birikimim var ve edindiğim bilgiler kitaplar üzerinden olduğu için o kitaplarda anlatılan dünyayı sizlere anlatmak zorunda kalıyoruz ve dinlerden bahsederken işin uzmanı olduğum için ve birinci el kaynaklardan iktibasta bulunduğumuz için rahat konuşabiliyoruz. Bu açıdan politikayı konuştuğumuzda bu minval üzere konuşamayacağız. Çünkü birçok konularda, en azından birçok konularda şunu yapacağız. Birilerinin dolduruşuna gelerek ya da birilerinin aktardığı bilgilere istinaden bir şeyler söylemek zorunda kalacaksın. A gazetecisinin beyanatları, makaleleri, B bilmem paparazzisinin beyanatları ya da halkın o konuyla alakalı bakış açısı şudur budur derken seni ister istemez yönlendirecek ve çok çok fazla taraflı konuşmak zorunda kalacaksın. Bu da birilerini öveyim derken ya da yereyim derken çok çirkin şeyler çıkacaktır ortaya. İftira odaklı şeyler söylenilecektir. Her ne kadar bunu yapmak istemesek de. Bir de dostlar ben zaman zaman şunu söylüyorum. Yine söylemek zorundayım. Fanatiklik derecesinde herhangi bir parti tutan bir insanın başka partileri eleştirmesini ben pek ciddiye almıyorum. Gerçekten bağışlayın beni ama harbiden ciddiye almıyorum. Yani o insanları aşağıladığım anlamına gelmez ama çok inandırıcı bulmuyorum. Hani derler ya sen önce kendi çöplüğünü bir temizle süpür. Maalesef bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Bu sözlerimi belirli bir kişi için söylemiyorum dostlar. İktidar partisiydi, muhalefette hiç önemli değil olsa. Dediğim gibi yani fanatiklik derecesinde bir parti taraftarlığı yapıyorsa bir kişi. Şimdi dostlar isim vermek istemiyorum çünkü gerçekten çok rahatsız edici şeyler olduğunu bildiğim için ve her insanı da haklı çıkartacak ya da haksız çıkartacak bir zemine sahip olduğu için bu politik dünya. O sebepten o konulara giremiyoruz. Mecburen giremiyoruz. Bu sebepten bizi bağışlayın. Hani bir arkadaş Sedat Peker'le alakalı yorumumu sormuş. Kesinlikle bana güvendiği için, bana saygısı olduğu için sormuş. Ondan kesinlikle eminim. Zaten arkadaşa kızdım falan yok. Hani gönül ister ki gerçekten çok şeyleri söyleyelim. Sedat Peker hakkında, birçok kişiler hakkında tabii ki de yıllardır çok bilgilere sahibiz. Hani lehine aleyhine çok şeyler söylenile bilinir. Ama az önce söylediğim gibi bir kişinin aleyhine ve lehine bilgi akışı sunduğunuzda emin misiniz o bilgilerin doğru olduğundan? İşte bunu söylemeye çalışıyorum dostlar. Yani biz oturduğumuz yerden birileri bizim o konuyla alakalı
bilgi yağmuruna tutuyor ve biz artık dünya görüşümüz neyse ya da o anki halet-i ruhiyemiz neyse ya da manipüle etme derecesine, durumuna göre ne yapıyoruz? İnanıyoruz bize aktarılan, iktibas edilen o bilgilere karşı savunmasızız. Bu sebepten de inanmak zorunda kalıyoruz ve onu da anlatıyoruz. Bize gelen bilgilerin reklamını yapıyoruz. Oysa ki onun belki de o bilgilerin %90'ı yanlıştır, taraflıdır ya da yanlış yorumlanmıştır, bilerek yanlış yorumlanmıştır, iftiralar vardır vesaire vesaire vesaire. Ben tabii ki de bu konularla alakalı birçok videolar izliyorum. Türkiye'de de hatta dünya basınında da çok fazla ses getiren kişilerin de YouTube'daki kanalından yapmış oldukları o programları izliyorum. Sadece Sedat Peker hakkında değil, işte muhalefet hakkında değil, iktidar partisi hakkında değil, işte pandemi hakkında değil. Birçok mevzuyla alakalı yapmış oldukları programlara vakıfım dostlar. Benim gördüğüm şu dostlar, bütün samimiyetimle söylüyorum, gördüğüm şu, isim vermeyeceğim, belirli bir isme odaklanmayın lütfen. Muhtemelen benim düşündüğüm birçok isimlerin kimler olduğu konusunda bir fokuslayacaksınızdır. İsabetli atışlarınız da olacaktır ama ben belirli bir kişiyi kastetmiyorum. Sadece solcu, dindar, dinsiz benim için hiç anlamı olmayan şeylerdir, dünya görüşleridir, bunu biliyorsunuz. O kişilerin dünya görüşü neyse, siyasi görüşü neyse gerçekten onun reklamını yaparak karşıdaki insanı rencide etmeye odaklı, isterse iftiralar olsun hiç umurunda değil dostlar. Gerçekten yalan olduğuna kesinlikle inandığı halde onu gerçekmiş gibi anlatıyorlar dostlar. Sonra kalkıp bize dürüstlük dersi vermeye çalışıyorlar. Bu benim gerçekten midemi bulandırıyor. Ben bunlara alkış tutmuyorum dostlar. Hiçbir zaman alkış tutmadım. Tutmayı da düşünmüyorum. Tabii ki de sözleri içerisinde çok fazla doğrular var. Buna kesinlikle eminim ama benim kastettiğim o değil dostlar. Bu sebepten o konularla alakalı herhangi bir video açıklaması, video yaparak açıklamada bulunmayı en azından şimdilik düşünmüyorum dostlar. Ama sanmayınız ki bilgisiziz ve ilgisiziz. Hayır, ilgimiz de var, bilgimiz de var dostlar. Kişisel yorumlardan da bahsetmiyoruz. Davut Hoca hayırlı, çok gizli kanallardan şeyler mi geliyor? Öyle veya böyle dostlar, ama gelen bilgilerin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bunu bak her zaman sormak lazım dostlar. Çünkü oturduğumuz yerden şu siteye giriyorsun, şuradan bir şey izliyorsun, bir şey okuyorsun. İşte onların doğru olduğunu nereden biliyorsun? Bazen şu oluyor dostlar, doğru tabii, bak şey gösteriyor. Yok dostlar, öyle şey gösterilmiyor. Bugün mesela saatler öncesinde, isim vermeyeceğim, bir gazetecinin bazı şeylerini izledim dostlar. Çok fazla detaya inmeyeceğim. İnan o kadar taraflı, o kadar böyle manipüle edecek bir şeyle paylaşım yaptı ki dedim ki yazıklar olsun sana ya. Harbiden yazıklar olsun. Yani problemli bir kişilik olduğunu ben biliyordum ama bu kadar da alçalacağını harbiden bilmiyordum dedim. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum dostlar. Ve ben bu konularda biliyorsunuz dostlar şeyimdir, çok tarafsız olmaya çalışırım. Her ne kadar tarafsızsan, bertaraf olursun kabilinden çok da doyurucu olmayan laflara da biraz karnım toktur. Ama şunu da söylemek icap eder, tarafsızlık derken dostlar hiçbir insan o anlamda tarafsız değil. Tabii ki de her insanın bir tarafsız tuttuğu bir tarafı var. Bundan bahsetmiyoruz. O soyut taraftan, taraftar olmaktan, tarafsızlıktan bahsetmiyoruz. Mutlaka taraf tuttuğumuz şeyler vardır ama bizim burada kastettiğimiz A grubu var, B grubu var. İki tarafa karşı yani tarafsız olmaya çalışıyorum. Bu anlamda söylüyorum. Bu sözlerim de yanlış anlaşılmasın. Yani adil olmaya çalışıyoruz. İnsanlığımıza yakışan şeyleri söylemeye çalışıyoruz. İki tarafı da değer veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Ama iki tarafın da çok da dürüst olmadıklarının farkındayım dostlar. Görüyoruz. Sizin de bildiğiniz, takdir ettiğinize kanaat getirdiğim bir durum var maalesef benim güzel ülkemde. O da şu, şimdiki mevcut iktidar için ve muhalefet için söylemeyeceğim ama genel söyleyeceğim bu sözler onları da kapsıyor tabii. Bunu da söyleyeyim artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, bu gezegenin bir çocuğu olarak bunu da söylemek hakkım olsun ve noktayı koyalım inşallah. Şudur dostlar, iktidarsan her şeyi yapmak mübahtır, anlayışı var. Muhalefete asla ciddiye almaz, kesinlikle almaz, almıyor.
Muhalefet misin? Tamam, iktidardan düşürmek için her yol mübahtır. İsterse vatan zarar görsün, isterse millet zarar görsün, isterse vatan toprağını birileri alsın, aşırsın, hırsızlasın, hiç umurlarında değil. Yani o kadar çılgınca şeyler yapılıyor ki, maalesef böyle dostlar. Ne için yola çıkarsan çık, ister komünizm adına çık, ister dindar milliyetçilik adına çık. Ben çünkü iki cenahta da bulundum dostlar. Taraftar olarak olmasa da iki cenahında ben cephelerinde yer aldım. İki cephede de savaştım demeyeceğim, yanlış anlaşılır. Ama çok iyi tanıdığım, çok merkezi yerlerde bulunduğum için dostlar, iki tarafında dünya görüşünü ve bu konuyla alakalı bakış açısını çok iyi biliyorum. Maalesef bu şekildeler. Kesinlikle iki tarafla da yola çıkılamaz. Kesinlikle çıkılamaz. İki tarafında böyle bir bakış açısı var. Ben iki tarafa da güvenmiyorum bu anlamda. Üzgünüm, bunu söylemek zorundayım. Yani bunu söylemekten gerçekten hayal ediyorum. Söylemek de istemiyoruz ama durum bundan ibaret. Demem o ki, laf uzatmayalım inşallah. Politikaya dostlar çok 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 da mesafeli değiliz ama çok da ilgi sahama girmiyor dostlar. Ben felsefe, siyaset felsefesi konularında da okumalar yaptığımız için dinin de bir felsefi şeyim, dinin de bir siyasete bakan bir taraf olduğu için, konuyla alakalı hükümleri ihtiva ettiği için biraz da o sebepten politikayla da uğraşıyoruz ama çok ayrıntılara girerek paparazicilik anlamında değil. Ben daha çok düşünce dünyası odaklı bakıyorum meseleye. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Neden belirli bir kesim bunu savunuyor? Neden belirli bir kesim şunu savunuyor? Neden bunlar ittifak edemiyorlar? Neden bu dünyanın kurtuluşu, insanın kurtuluşu olduğu iddia ediliyor? Diğeri ise onu o görüşün insanı batıracak ve insanı karanlık çağlara itecek bir şey olarak görüyor. İnsanlara bir şeyler sunuyorsun, gece gündüz eleştirdiğin, insanların canını yakarak ortadan kaldırdığın o sistemin yerine sen savunduğun o özgürlük getireceğiz, demokrasi getireceğiz dediğin sistemi uyguluyorsun. Neden insanlar dilenç konumuna düştüler? Ne oldu yani? Ortada demek ki bir sıkıntı var. Demek ki senin o savunduğun dünya görüşü, o felsefede çok da sağlıklı bir felsefe değilmiş. Öyle değil mi? İşte bunu görmek için, bunu anlamak için düşünce felsefesiyle alakalı okumalar yaptığım için ister istemez politikayla da siyasetle de iştigaliz dostlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu sebepten bu tarz istekler olan arkadaşlardan gerçekten özrü beyan ediyorum. Ama nasıl söyleyelim, beni anlayacağınız kanaatindeyim. Bazen dostlar söylememeniz gereken şeyleri söylersiniz. Hani bir alim zat demiştir ya, insan her zaman dost doğru olmalı, doğru bir insan olmalı. Ama her doğruyu her yerde söylemek doğru bir hareket değildir dostlar. Harbiden değildir. Bazen vatan zarar görür, millet zarar görür, çevren zarar görür, sen zarar görürsün. Hiç de hoş olmaz dostlar. Biz bunları kesinlikle tartıyoruz. Kesinlikle tartıyorum dostlar şahsım adına. Tarttıktan sonra da bu tarz konulara girmenin çok sağlıklı olmayacağı kanaatindeyim. Öncelikle ben kendime pek yediremiyorum. Yani bu kadar konuşulması lazım gelen meseleler varken ben o konulara çok da giremem. Öncelikle dostlar, az önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Hani lafı uzattım biliyorum ama diyorum ya, çok kısa konuşulmaması gereken konular, yanlış anlaşılmasın diye. Bu konularda çok ciddi birincil kaynaktan bilgi edinmelisin ki konuşabilmelisin. Yani oturduğumuz yerden bak işte şu oldu, bu oldu, şu yaptı, bu yaptılar. Bunların birçoğunu ben birilerinin yorumu endeksli ya da bizi işte manipüle etmeye yönelik şeyler haberler olduğu kanaatindeyim. Bu sebepten de çok fazla da konuşmuyoruz ama konuşmama sebebim tabii ki sadece bundan ibaret değil. Beyan ettiğim kanaatindeyim. Şimdi de bu kadar dostlar. Hoşçakalın.